Mehmet Ali Birant'la Kanal D Ana Haber başlıyor. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Bugün 8 Ocak Perşembe. Ankara'dayım Erhan'la beraber. Son derece önemli, Ankara'nın en uzun gününü, en kritik gününü birlikte yaşadık ve sizlerle paylaşacağız. Bunun nedeni malum. Ergenekon soruşturmasında son büyük dalga. İşte bu dalga başkenti alarma geçirdi. Siyaseti, yargısı, askeri dünden bu yana ayakta. Toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Şu saatlerde herkesin merak ettiği Genelkurmay Başkanı ile Başbakan arasındaki sürpriz görüşmede konuşulanlar, yani askerin tepkisi. Ben de işte bu kritik günü ve perde arkasını sıcağı sıcağına aktarmak için meclisteyim. Birazdan gelişmeleri rejim tehlikede diye yorumlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu konuğum olacak. Ankara temsilcimiz Erhan Karadağ'la gün boyu mecliste özellikle AK Parti grubunun nabzını tuttu. Birazdan o da notlarını bana aktaracak, sizlerle paylaşacağız. Ama önce gelin, dün geceden bu yana neler yaşandı? Ergenekon depremi başkenti nasıl sarstı? Kısaca onlara bakalım. ...04 plakalı makam aracı son dönemin en kritik zirvesinden çıkıyor. Zirvenin adı Erdoğan Başbuğ. Konusu Ergenekon. Dünkü depremin artış şokuydu işte bu görüntü. Herkes Genelkurmay'ın tepkisini bekliyordu. Başbuğ o tepkiyi ilk muhatabına iletti. Erdoğan'a. Aslında deprem geliyorum dedi. İlk işareti dün akşam verildi. Saat 16.30. Ergenekon'da gözaltıların bittiği saatte Genelkurmay'da olağanüstü bir toplantı başladı. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve bazı generalleri karargaha çağırdı. Konu belliydi. Askerin tavrının ne olacağı konuşuldu. Zirve bittiğinde saatler gece yarısını geçmişti. Ankara yeni güne de Ergenekon'un yarattığı sarsıntıyla uyandı. Saat 10. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden sürpriz bir duyuru yapıldı. Tuğgeneral Metin Gürak tarafından her cuma yapılan basın bilgilendirme toplantısının yarın yapılamayacağı duyuruldu. O toplantı daha önce de iptal edilmişti ama ilk kez bir iptalde böyle bir açıklama yapıldı. Belli ki asker tepkisini tuğgeneral düzeyinde değil, daha üst bir perdeden dile getirecekti. Saat 10.05, Genelkurmay'dan bir iptal haberi daha. Jandarma Genel Komutanı Atilla Işık, Trabzon ve Giresun'a gidecekti. Ama gitmedi. Yani asker o tavrı tam kadro göstermek istedi. Saat 12.20, Erdoğan İstanbul'dan krizin merkezine, başkente geldi. Onu havaalanında yine kritik bir isim karşıladı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül. Başbakan askerin ilk tepkisini ondan aldı. Ordunun nabzını tutmaya çalıştı. Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı birlikte başbakanlık resmi konuta geçtiler. İşte başkent trafiği de bundan sonra karıştı. Saat 13.30. Başbakanlık resmi konutta iki önemli ziyaretçi. İlk Müsteşarı Emre Taner ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay. Erdoğan'la görüşmeleri sürerken saatler 14'ü gösteriyor. Yargıtay'da hakimler ve savcılar buluşması başladı. Tabii Kanadoğlu'nun eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının evine yapılan polis baskını yargıyı ayağa kaldırmıştı. İşte buna tepki için Yargıtay Başkanlar Kurulu olağanüstü toplandı. Saat 14.10. Başbakanlık resmi konuttan Atalay ve Taner ayrıldı. Gazeteciler hemen karşıdaki Çankaya Köşkü'nün önünde. Gül'le Başbuğ arasındaki olağan görüşme için. Ama olağanüstü bir durum var. Ne oluyor orada ya? Saat 14.12. Başbuğ'un arabası sağ, yani Çankaya Köşkü'ne dönmedi. Sola döndü. Başbakanlık resmi konuta girdi. Sürpriz zirve işte bu dakikada başladı. Saat 14.30, Başbuğ Erdoğan görüşmesi devam ediyor. Aslında tam bu dakikada İlker Başbuğ'un Çankaya Köşkü'nde olması gerekiyordu. Ancak sürpriz bir şekilde başbakanlık konutuna girince Gül Başbuğ buluşması da 45 dakika ileriye alındı. Saat 14.45, Ankara gibi İstanbul trafiği de yoğun. Bir tüm general İstanbul Emniyetinde, Celalettin Cerrah'ın yanında. Aynı dakikalarda Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın da sürpriz misafirleri vardı. İçişleri Bakanı Atalay, Erdoğan'ın yanından ayrıldı, Gül'e gitti.
saattir kritik trafikte İçişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı yaklaşık 50 dakika görüştüler. İçişleri Bakanı Çankaya'dan ayrılırken hemen karşıda Başbakanlık konutta başvuru için çıkış hazırlığı vardı. Saat 15.35 Erdoğan başvuru görüşmesi sona erdi. Başbakan Erdoğan'la Genelkurmay Başkanı yaklaşık 1,5 saat görüştüler. Bu görüşme uzayınca Genelkurmay Başkanı Çankaya'daki randevusuna da biraz geç kaldı. Ve aynı dakikalar Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı bitti. Herkes açıklama bekliyordu ama yargıçlar yapmadı. Bir açıklama yapmama kararı aldık çünkü. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek bir anlamda uyarmıştı. Açıklama yaparlarsa ihtisası rey olur. Yani oylarını belli ederler. Objektiflik ortadan kalkar dedi. Saat 16.15 Başbakanlık merakları giderecekti. Başbuğ Erdoğan zirvesine ilişkin açıklama yapıldı. Ama sadece bir cümle. Bir vurgu dikkat çekiciydi. Görüşmenin başbuğun talebi üzerine yapıldığı duyuruldu. Ve gündemdeki son konuların görüşüldüğü açıklandı. Yani Ergenekon'daki gözaltıların konuşulduğu teyit edilmiş oldu. Saat 16.35 Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı arasındaki görüşme sona erdi. İlker Başbuğ yaklaşık 1 saat kaldı Çankaya Köşkü'nde. Şimdi de Genelkurmay karargahına gidiyor. Ve saat 17.30 baş döndüren trafikte şimdilik son noktayı Genelkurmay koydu. Kısa bir açıklama yapıldı. Komutanın Ergenekon'daki son dalgayla ilgili görüş ve değerlendirmelerini hem Erdoğan'a hem de Gül'e sunduğu belirtildi. Sevgili seyirciler, Erhan Karadağ, Ankara'nın muhtarı, bugün sabahtan beri, dün akşamdan beri zaten Ankara'da koridorları en iyi kokusunu aldı. Şimdi istersen şeyden başlayalım. Dün akşamdan başlayalım. Dün akşamdan başlamadan önce bir şok gelişme, aslında sıcak, belki de izleyen herkesi çok şaşırtacak, dehşete düşürecek bir gelişmeyi burada aktarayım. Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Yargıtay Onursal Başsavcı Sabih Kanadoğlu, yargının zirvesindeki isim. Ve dün bütün gün gözler onun evinin üzerindeydi. O niye arandı? Onun evi niye didik didik edildi? Gözaltına alınacak mı diye merak edildi. Bir şey ortaya çıktı ki teknik takibe takılmış. Yani Kanadoğlu'nun evi izleniyormuş, telefonları dinleniyormuş. Bütün faaliyetleri teknik takip altındaymış. Bu da şu anlama geliyor, yani bu Ergenekon zanlıları, suçluları, neyse artık hani teknik takibe takılanların hepsi çapraz dinlemelerle, çapraz telefon takılmalarıyla zanlılar arka arkaya artmıştı şüphelilerin sayısı. Bunlardan birinde Kanadoğlu olduğu anlaşıldı. Yani sistem Kanadoğlu'nu dinledi ve şüpheli buldu. Bu anlaşılıyor buradan. Teknik takibe takılması da çok şaşırtıcı bir bilgi. Zaten Kanadoğlu kendisine gelen görevlilerin Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanmasıyla ilgili yürüttükleri soruşturmada biz de incelemeye aldıklarını söylediler demişti. Şu da anlaşılıyor. Telefonları dinlendi. Olaylarla ilgisi olabileceği şüphesine kapılındı. Ve evindeki belgeler, CD'ler, eşyalar onlar kontrol altına. Peki o zaman gel dün akşama. Dün akşam çünkü çok heyecanlıydı, evet. Çok gerilimliydi. Dün akşam komutanlar olağanüstü toplandılar ve komutanların bu toplantısının aslında toplanmaları gerekiyor. Çünkü gözaltına alınmış iki tane emekli orgeneral var. Emekli orgeneraller emekli olmazlar. Emekli orgeneraller aslında göreve devam ederler. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil ederler bir taraftan da. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil ettikleri için de komutanlar onlar için toplandı. Gözaltına alınış biçimi en çok rahatsız etti. Gözaltına alınış biçiminde çünkü hani polisin gitmesi, eşyaları aranması, gözaltına alınış biçimi diğer gözaltılarla ilgili de askeri rahatsız etti. Onlar da bunları derler. Çağrılsalar gelebilirler. Askeri hukukçulardan görüş alındı. Meselenin ciddi olduğuna karar verilince de askeri hukukçuların, danışmanların, Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin de gözetimi altında komutanlar. Bütün bunlar dün akşam oluyor. Tabii. Bir de muazzaf subaylar var. 12 tane muazzaf subay, işlerinde generalde olan 12 muazzaf subay şu anda tutuklu ya da göz altında. Onlarla ilgili de soruşturma sürüyor. Bunların hepsi Genelkurmay'ın izniyle askeri savcılık tarafından yürütülecek. İşte onları değerlendirdiler. Ve artık ne yapmak lazım sorusuna cevap aradılar. Başbakanla konuşmaya karar verdiler dün akşam. Dün akşam peki bugün? Dün akşam başbakanla, cumhurbaşkanına bunları konuşalım. Bunlar bir hesaplaşmanın, bir siyasi mücadelenin, bir güçler savaşının parçası mı? Hukukun gereği mi yerine getiriliyor hükümetin, iktidarın? Bununla bir ilgisi var mı? Askerin en çok merak ettiği bu. Ve bunu anlamak için de başbakanla konuşmak gerekiyor. Genelkurmay Başkanı da uslubu zaten başbakanla medya aracılığıyla konuşmuyor. Daha önce hep medya ve manşetler aracılığıyla konuşulurdu. Fakat Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ her sıkıntıda, her krizi dönemde, her rahatsız oldukları dönemde başbakanın kapısını çalıp bizzat konuşuyor. Ne oldu? Var mı bir hava?
Bir hava yok. Henüz yok ama askerin rahatsızlığı başbakana getirildi. Başbakan da askerin rahatsız olduğunu, komutanların rahatsız olduğunu bildiği için İçişleri Bakanı ile görüştü, MİT Müsteşarı ile görüştü ve Genelkurmay Başkanı ne sorar, ne cevap vermeli bütün bunların hazırlıklarını yaptı. Olağanüstü bir gün yaşadı bugün. Olağanüstü bir gün yaşadı çünkü Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı ile randevu saati değişti. Bu pek olmaz. Devletin zirvesi bu kriz ortamında bile eğer Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı'yla görüşecekse saat de 15'ten ise 15 olur, 14'ten ise 14 olur. Bu görüşmenin saati değişti. Çankaya Köşkü'nden müsaade istendi ve görüşmenin saati değişti. 15-15'te yapılacak dendi. Sonra başbakanla bitiremediler konuşmayı. 20 dakikada Çankaya Köşkü'ne geç kaldı. 20 dakika Çankaya Köşkü'ne geç kalması da aslında belki de Cumhuriyet tarihinde olmuş. Belki de ilklerden, nadir olaylardan birisi. Bu da yaşadığımız krizin, devletin zirvesindeki birbirini anlayamazlık ya da anlaşma hareketliliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çok çok önemli bir gelişme diyebiliriz biz bunu. Yani zirvede bir de randevu krizi yaşandı bu anlamda. Bu arada MHP suskun, neden? Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticileriyle az önce konuştum. Milliyetçi Hareket Partisi eldeki bilgilerin sağlıklı olmadığını, yeterli olmadığını söylüyor. Bu yüzden konuşmanın yararlı olmadığını düşünüyor. Ayrıca da yargının bu işi bir an önce sonuçlandırmasını, bitirmesini, aksi takdirde bir devlet, bir sistem krizine dönüşmeden yargının bitirmesini istiyor. Var mı ekleyeceğim bir şey? Evet. Sevgili seyirciler, Erhan yanımda. Erhan ama şimdi tekrar meclise dalacak ve başbakanlığa gidecek, gelecek ve haberin sonuna kadar bir şey olduğu takdirde gene sizle paylaşacak. Yaşa Erhan. Bu gelişmelere dair en sert ifade, en dikkat çekici yorum, az önce de söyledim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu birazdan ne demek istediğini bize anlatacak. Sözlerinin şifresini canlı yayında kendi çözecek ama gelin içinde onun da yer aldığı son tartışmayı ekrana getirelim. Siyasetin havasını alalım, sonra sohbetimize geçelim. Bu bir intikam operasyonudur. AKP Hitler ve Peron yönetimine ağır ağır giden bir görüntü sergilemektedir. Muhalefet ve iktidar en ağır sözlerle rejim tartışması yapıyor. Cumhuriyetle hesaplaşılmaktadır. Bir anlamda Türkiye'ye, toplumumuza bir alarm vermek istiyorum. Baykal dün parti yönetimini arkasına alıp Ergenekon gözaltılarından hükümeti sorumlu tutmuştu. Erdoğan yanıt vermedi. Yanıtlar aynı sertlikte bugün AKP Grup Başkan Vekilinden geldi. Yoksa Ergenekon virüsünün size de bulaşmış olmasından mı endişe ediyorsun? Yanlış işleri ve yanlış adamları mı finanse ettiniz yoksa? Rejim değişikliği dönemlerinde böyle tablolarla karşı karşıya kalırız. Hümeyni öncesi, Hümeyni sonrası, Hitler öncesi, Hitler sonrası. Türkiye'nin bugününü Hümeyni öncesi ve sonrası İran'a, Hitler öncesi ve sonrası faşist Almanya'ya benzetmeye kimsenin hakkı olamaz. Hiç şüphe yok ki bu davanın arkasında iktidar vardır. Tartışma götürmez bir gerçek. Bu siyasal bir davadır ve bu davanın arkasında iktidar vardır. AK Parti, Sayın Başbakan ve hükümet hiç kimse ile bir siyasi hesaplaşma ve siyasi intikam arayışı içinde değildir ve olamaz da. Türkiye'de işlenen ve işlenmek istenen cinayetlerin, yaratılmak istenen kaosun ve diğer illegal faaliyetlerin üstü örtülemez. AKP'ye bugün yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, F tipi düzenleme diyerek operasyonlarda Fethullah Gülen grubunun etkisi olduğunu ileri sürdü. Siz eğer bu ülkede F tipi örgütlenmeden güç alarak bir şeyler yapmak istiyorsanız, AKP'yi eleştirenleri gece yarıları sabaha karşı gözaltına almak istiyorsanız, o ülkede demokrasiden söz edemezsiniz. Eğer bir davanın savcısı bir ülkenin başbakanı ise, o ülkede hukukun çalışmadığını başbakan kendisi itiraf etmiştir. Bu davada da hukuk işleniyor. Biz bu ülkede demokrasiyi Nihat Ergün'den fazla istiyoruz. AKP'nin demokrasi anlayışı tek parti yönetiminin demokrasi anlayışıdır. Bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Bu gidişin sonu da iyi değildir. Sevgili seyirciler, Sayın Kılıçdaroğlu bizle beraber. Hoş geldiniz. Ben şunu öğrenmek istiyorum Kemal Bey. Siz ne diyorsunuz? Bugün yaşananları, dün akşam ve bugün yaşananları nasıl anlatabiliriz biz seyircimize? Ne oluyor? Nedir bu?
dün akşam yaşananlar daha önce yaşananların devamı. Dalga dalga geliyor ama bu devamın temel odağını rejim oluşturuyor. Türkiye'de eğer siz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış bir kişinin elini basıyorsanız o ülkede bir sorun var demektir. Eğer siz bu ülkede, başbakanın kendi ifadesiyle söylüyorum, yürütme ile yargı gayet sağlıklı bir işbirliği içinde bu olayı götürüyor diyorsa o ülkede bir demokrasi sorunu vardır, bir rejim sorunu vardır. Eğer bu ülkede Avrupa Birliği ilerleme raporlarında Türkiye'de yargı bağımsız değildir, yargının bağımsızlığını sağlayın diye ısrarla söyleniyor ve AKP bunu duymamazlıktan geliyorsa, yargıyı baskı altına alıyorsa bu ülkede ciddi bir sorun var demek. Bu rejim tehlikede diyorsunuz. Elbette. Rejim tehlikede mi? Elbette rejim tehlikede. Rejimin tehlikede olduğunu ben söylemiyorum. Rejim ne zaman tehlikede olur? Yasama, yargı ve yürütme organı arasındaki dengeler bozulursa rejim tehlikede olur. Bugün Genelkurmay Başkanı'nın Başbakan'la Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, arkasından Başbakan'ın İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ile görüşmesi, bu resme baktığınız zaman ne dersiniz? Bir dakika. Tehlikeyle karşı karşıya mıyız dersiniz? Ne dersiniz? Bu tabloda şunu söyleriz. Ülkede yaşanan çok ciddi bir sorun var. Bu sorun öyle bir noktaya ulaştı ki artık başbakanı, bakanları, genelkurmay başkanlığı rahatsız edici boyutlara ulaştı. Yargıtay toplanıyor. Ancak hukuk içinde kararın alınması gerektiğini söylüyor. Eğer Yargıtay Başkanlar Kurulu bunu söylüyorsa demek ki hukuk dışı bazı şeyler var. O zaman sistemde ciddi bir rejim sorunu var. Bu rejim sorunu aşmak için de AKP'nin sağduyulu ve demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanması lazım. Peki siz dediniz ki operasyon için F tipi diyorsunuz, F tipi diyorsunuz. Evet. Yani arkasında Fethullah Gülen grubunun olduğunu ortaya koyuyorsunuz. Van'daki olayla. Bunu neye dayanıp yapıyorsunuz? Van'daki olayla bu olay arasında çok ciddi bir farklılık yok. Van'daki olay diye onu biraz açarsak. Van'da Van 100. yıl rektörünün gözaltına alınması, uzun süre hapiste kalması. Aynı olay aynı aslında. Olaydır. Bakın Sayın AKP sözcüsü bunu da dile getirdi. Van'daki olay ama Van'daki olayda biz haklı çıktı. Sonunda beraat ettiler. Ama bir kişi öldü. Bir kişi yaşamını yitirdi. Van 100. yıl rektörü uzun süre hapishanede yattı. Niçin? Kim bunun faturasını ödeyecek? Nasıl yapacağız biz bunu? Bunu zor değil mi Kemal Bey? Başbakanın veyahut da AKP'nin yani o müthiş bir cesaret gerektirir. Çağırıp savcıyı şunu bunu git bunları da yakala şunları da yap demesi. Nasıl olur? Mekanizma işler mi böyle bir mekanizma? Evet, bakın ben size mekanizmayı bizzat Sayın Başbakan'ın ağzından söyleyeyim. Yani eğer diyor ki bu suçlarla ilgili olarak 23 Ocak 2008'de bu suçlarla ilgili olarak şu anda son olay gerçekten yürütme ile yargının gayet güzel bir dayanışma içerisinde bu işi yürüttüğünün ifadesi oldu. Bana söyler misiniz? Hangi demokrasi içinde, hangi hukuk devletinde yürütme ile yargı işbirliği halinde bir davayı götürebilir? Böyle bir anlayış olabilir mi? Şimdi siz baktık aynı şey Cumhuriyet Partinizin liderine de soruldu. Ben de size sormak istiyorum. Bu işin ucu korkuyor musunuz? Size de gelebilir mi? Hayır, biz korkmuyoruz. Bu işin ucu yine yargıda çözülecek. Yargı oturacak bunu çözecek. Ama bugün şu anda yaşanan hukuk sistemi hukuk dışında bir olaydır. Kişiler tutuklanıyorlar, içeriye alınıyorlar. Doğrudur, içeriye alınıyorlar. İddianameler yok, aylar geçmiş ortadan. Hangi Avrupa Birliği ülkesinde böyle bir şey var? Biz hukuk devleti olduğumuzu söylüyoruz. Ben size bakın, belleklerimizi unutuyor ama Yargıtay Başkanlar Bildirisi var, 2005'te yayınlandı. 2005'te yayınlanan bildiride aynen şu ifade var. Yapılan bakanlıkta, Adalet Bakanlığı'nda yapılan işlemler dolayısıyla diyor ki, önümüzdeki 30-40 yıllık bir dönem şekillendirilmek istenmektedir diyor. Bana söyler misiniz? Bu ülkenin Yargıtay başkanları, AKP'nin bu uygulamalarının 30-40 yıllık bir süreç içinde Türkiye'de yargının şekillendirilmek istendiğini söylerken neyi kastediyor? Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. İzin verirseniz bu da çok önemli. Bakın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili bir düzenleme yapıldı yine geçmişte. Bazı yargıçlar bunu eleştirdiler. AKP ne yaptı? O yargıçlar hakkında soruşturma açtı. Bana söyler misiniz? Hani yargının bağımsızlığı? Aynen. O nedenle bu süreç AKP'nin kendi götürdüğü bir süreçtir. Zaten Sayın Erdoğan ne diyordu? Ben bu davanın savcısıyım diyordu. Türk demokratik sistemi tehlikede mi? Türk demokrasi sistemi ciddi ölçüde tırpanlanmak isteniyor. Ama ben halkın sağduyusuna,
yine sivil toplumun sağduyusuna, kurumların sağduyusuna, barolar gibi, diğer sivil toplumların kuruluşları gibi, medya gibi pek çok alanın sağduyusuna güvenerek mutlaka bu sürecin aşılacağı kanısındayım. Askerin bugünkü yaklaşımı çok ilginç. Şimdiye kadar daima açıklardı, bildiriler yayınlardı. Şimdi bakıyoruz asker gidiyor siyasi otoriteye, bakın arkadaşlar biz bundan rahatsızız diyor. Asker en doğrusunu yapıyor. Doğrusu budur. Bildiri yayınlamanın veya çıkıp medyanın karşısında uzun uzun konuşma hiçbir mantığı yoktur. Bir sorun varsa o sorunu gidip yetkililerle görüşmektir. Bu ülkenin başbakanı var, bu ülkenin cumhurbaşkanı var. Gidersiniz başbakana, gidersiniz cumhurbaşkanına. Açık ve net sorunlar varsa sorunları ortaya koyarsınız. Nitekim o sorunlar herhalde ciddi ciddi ortaya konmuş olacak ki başbakan da bugünkü görüşmeleri yapmış oldu. Kemal Bey çok çok teşekkürler. Bu arada baktım AKP Grup Başkan Vekili Halk Partisi'ni suçluyor. Bu davada yargıyı baskı altına aldığınızı söylüyor. Sizi ve arkadaşlarınız çok aktif biçimde bu tartışmanın içinde görüyoruz. Bir yerde hepimiz yargıyı bir baskı altına, herkes bir taraftan almıyor mu? Yargıyı baskı altına almadı en somut örnek AKP Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamenterler Karma Komisyonu Başkanı'na gidip Avrupa'da bir bildiri yayınlayın, Anayasa Mahkemesi'ni baskı altına alın diye talepte bulunmasıdır. Bakın biz belleklerimizi yenilediğimiz zaman yargıya kimin baskı yaptığı gayet açık ve net çıkmış oluyor ortaya. Yargı tarafsız olmalı. Eğer bu ülkede yargı bağımsız değilse zaten siz yargıya baskı yapılmadı diye bir şey söyleyemezsiniz. Düşünün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açtığı bir davaya bile yargı darbesi dendi. O bile bir darbe olarak adlandırıldı. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Herkes o karara saygı duymak zorundadır. Burada bakın Sami Selçuk bile daha önce Yargıtay Başkanlığı yaptı, uzun yıllar yargıçlık yaptı. Hayatımda 20 yıllık meslek yaşamda böyle bir iddianame görmedim diyor. Bana söyler misiniz böyle bir iddianameyi deneyimli birikimli bir savcı Yargıtay Başkanı görmemişse biz nasıl göreceğiz? Kemal Türkiye'nin Bey. Yaşadığı temel sorunlardan birisi bu. Kemal Bey çok teşekkürler. Zahmet ettiniz. Üşüdünüz, dondunuz. İnşallah yarın hasta olmazsınız. Yok, evet, sağ olun. Sağ olun. Vekiller işte gördüğünüz gibi böylesine gergin ama aynı zamanda şimdi izleyeceğiniz çok da şaşkın durumlarla karşı karşıya kalınıyor. Kanal D Haber muhabiri İbrahim Gündüz AK Parti, CHP ve MHP'den milletvekillere mikrofon uzattı. Bir dakika sayın vekilim diye seslendi ve bakın nasıl yanıtlar aldı. Ya da nasıl yanıtlar alamadı. Sayın vekilim, sayın vekilim, bir dakika, bir dakika. Bir dakika sayın vekilim. Efendim bir sorumuz olabilir mi, izin verirseniz? Son şok dalgayı Ergenekon'da nasıl değerlendiriyorsunuz kısaca? Sadece gülüyorum. Önümüzdeki günlerde yeni sürpriz isimlerle de karşılaşmak mümkün. Bu konunun tamamen siyasal bir hadise olduğu artık herkes tarafından söyleniyor. Sayın vekilim bir dakikanızı alabilir miyiz? Olur. Çok vaziyette bir dakika. Tamam, bekleriz efendim. Şaşırtıcı tabii böyle belli isimlerin de bu sürece dahil edilmiş olması. Biz adalete, hukuka güveniyoruz. Sanki bu insanlar biraz da kasıtlı bir şekilde götürülüyor gibi geliyor. Türkiye bir parti devleti sürecini yaşıyor. Bu en kötü diktatörlüklerden bile daha tehlikelidir. Sayın vekilim bir dakikanızı alabilir miyiz? Doğrusu beklediğim olumlu bir gelişme yani. Dün kamuoyunda çok sürpriz isimler. Biz de şaşırdık sizin gibi. Bir dakika sayın vekilim. Bir saniyenizi alabilir miyiz efendim? Son Ergenekon tutuklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çorba. Çorba. Çorba oldu. İlk şok dalgaları neyse şu andaki şok dalgalar aynı devam ediyor. Dalgalar dalga dalga geliyor. Artık bu bir dalga olmaktan çıkmıştır. Bir gerçekten tsunami haline almıştır. Bu tsunami'nin kimleri yutacağı, kimleri yok edeceği belli değildir. Gerek söylemiyle, gerekse yazılarıyla AKP'ye muhalefet eden herkesi sabahleyin kapısına polis dayanabilir. Efendim bu iyi, ulu bir kişidir. Bu büyük bir adamdır. Bu efendim kıymetli bir insandır. Bunun efendim suç işlemez diye bir ayrım yapamayız. Herkes rahatlıkla suç işleyebilir. Suç işlemek yani normal bir şey. Yani suç işleyen ne cezasını görür, görmez de yani. Sevgili seyirciler bir son dakika gelişmeyle karşınızdayım. İbrahim Şahin'in evinde bir kroki bulundu. Ve bu krokide
bir cephaneliğin yeri gösteriliyordu Gölbaşı'nda. Ve şimdi o cephaneliğe kazının yapıldığı haberleri geldi Gölbaşı'nda. Yani Ergenekon'da kazı dönemi başladı. Ben hemen Özgen Bingöl'e bağlanmak istiyorum çünkü ayrıntılar onda. Özgen. Özgen. Özgen'i bulun, ondan sonra bana bağlayayım. Ben hemen Murat Yetkin'e döneyim. Bu son derece ilginç bir gelişme. Evet. O zaman ortaya bir başka şeyler de çıkacak gibi görünüyor ama Murat, daha önce ben senden şu şeyi konuşmak istiyorum. Askerin bu girişimi, bunu seyircilere verebilmemiz için ne dememiz lazım? Ne yaşandı bugün? Böyle özet ve slogan şeklinde. Evet, dünden alalım. 10 saati bulan neredeyse bir toplantı yapılıyor. Bu toplantının sonunda gece pek çok kişi, pek çok kişi Genelkurmay'ın internet sitesine girdi. Bir açıklama beklemeye başladı. Çünkü geçen sene böyle olmuştu. 27 Nisan ev muhtırası dendi. Bir açıklama yapılmıştı. Böyle bir şey gelmedi. 11.30'a doğru bitti toplantı ama açıklama gelmedi. Bu sabah sabah bir haber geldi ki Cuma günkü basın toplantısı ertelenmiş ve Jandarma Genel Komutanı'nın teftişi ertelenmiş. Yani bir asker içine kapanıverdi bir anda. Ne zaman açılır diye umuldu. Gül'le görüşme sırasında ama beklenmeyen bir şey oldu. Başbakan Erdoğan'dan Orgeneral Başbuğ randevu istedi. Onunla görüştü. Hatta Gül, işte verdiğiniz daha önce haberlerde, randevusunu erteleyerek ona yer açtı. O arada Gül fırsatı değerlendirdi. İçişleri Bakanı Atalay'ı çağırdı. Muhtemelen neler oluyor, benim hani bilmediğim, bilgilenmem gereken bir şey var mı diye sordu. Ondan sonra Başbuğ'la o da görüştü. Burada çok ciddi bir üslup değişikliği var. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, biliyorsunuz geçenlerde Radikal'de de yayınladık, diyordu ki ben kamuoyu önünde değil, kapalı kapılar ardında yasal zeminde konuştuğum için eleştirildim. 28 Şubat gibi yapmadığım için eleştirildim diyordu. Başbuğ gelir gelmez göreve kendisinin de yasal zeminlerde yapacağını söylemişti. O iz devam ediyor. Yani o üslup oldu. Hatta Genelkurmay'dan az önce biliyorsunuz açıklama geldi. Dediler ki görüşlerimizi Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a ilettik. Hangi konuda? İşte bu soruşturmalar konusunda. Demek ki bu görüş oluşturuldu ama kamuoyu üzerinden değil, yasal zemininde. Burası spekülasyon yapalım. Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı'nda, Başbakan'a da rahatsızlığını anlatmaktan, nasıl TSK'nın rahatsız olduğunu, diğer arkadaşların, kuvvet komutanlarının rahatsız olduğunu söylemekten öteye ne yapabilir? Şunu yapmış olabilir, tahmin yürütecekse. Tamam, yani biraz spekülasyon üzerine eğitilmiş bir tahminle gidersek. Şunu söyleyebiliriz, yani Türk Silahlı Kuvvetleri bir sanki gizli örgütmüş gibi izlenim vermesin. Ne yapılacaksa, suçlu varsa neyle suçlandığı belli olarak bunlar yani ortaya çıksın. Ama böyle peyderpey durmadan kurumu yıpratacak şekilde kuruma sahip çıkılsın. TSK'yı lekelemeyin. Yürütme kuruma sahip çıksın, suçlu ceza varsa cezasını çeksin ama suçlunun ne olduğu, yani suçun ne olduğu da belli olsun. Bence bunlar konuşulmuş olabilir. Rejim tehlikede mi Murat? Rejim tehlikede olsa herhalde bir sürü mekanizma devreye girer. Başka türlü olurdu. Evet. Murat, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, isterseniz biraz önce Özgen'e bağlanamamıştık. Özgen, ayrıntıları senden alalım. Özgen, beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum biraz. Duyuyorsan cevap ver hemen. Ayrıntıları bize aktar. Evet, İbrahim Şahin Özel Harekat Dairesi eski başkan vekili, Türk Polis Teşkilatı'nın önemli isimlerinden. Evet, bizim Özgen'le konuşmaya imkanımız olmayacak. Sevgili seyirciler, Ankara'da alarma geçenler sadece siyasetçiler ve askerler değil, yargı da alarmda. Yargıtay Başkanlar Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Birazdan o konudaki haberi, yargıdaki depremi ekrana getireceğim. Ama şimdi ekrana çok özel görüntüler getirmek istiyorum. İşte yargıyı ayağa kaldıran olay. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun evinde arama yapılması. Ve dün akşam çok özel görüntülerle en sıcak anlar. Bazı sayın... O Şenal Hanım söyledi onu. Aynen efendim. O, nasıl? Sabih Kanadoğlu'nun evi. Rahat, yüzü gülüyor. Ona yakın polis 5 saat boyunca Kanadoğlu'nun evini aradı. Belgeler, CD'ler, kitaplar, dosyalar didik didik arandı.
Ama Yargıtay Onursal Başsavcısı Kanadoğlu rahat görünüyor. Benim başım gelmiyor. galiba. Polis araması sürerken haberciler kapıya koştu. Yakınları, dostları, herkes yanında olmak istedi. Polis evden çıktıktan sonra da Kanadoğlu kapıları açtı. Evin salonunda yargı muhabirleriyle görüşürken oturma grubunda da arkadaşları ailece desteğe gelmişti. Desteğe gelenlerden biri de eski Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok oldu. Kapısının zili hiç susmadı. Televizyon ve haberler de hep açıktı. Salonda duvarda tarihi bir kılıç duruyor. Polis silah diye bu kez kılıcı almaya gerek duymadı. Oysa daha önceki gözaltılarda tarihi kılıç da silah olarak gözaltına alınmıştı. Kılıç alınmadı ama Fazıl Say'ın bir CD'si gitti. Say hayranı Kanadoğlu'nun en büyük şaşkınlığı da buna. Çünkü CD'leri götüren polisler içinde gizli bilgiler olabilir şüphesiyle Fazıl Say'ın konser CD'sini bile almışlardı. Fazıl Say'ın... O Şenal Hanım söyledi onu hani efendim. O nasıl yani? Burada da bir şey vardır diye mi aldılar? Yargının en saygın isimlerinden birinin Sabi Kanadoğlu'nun uğradığı bu muamele özellikle Yargıtay'da tam bir şok etkisi yarattı. Başkanlar Kurulu olağanüstü toplandı ama toplantı sonrasında beklenen açıklama yapılmadı. Bakın neden. Türkiye hiçbir zaman hiçbir dinci diktanın veyahut akla gelebilecek her türlü diktanın yerleşemeyeceği özgür bir ülke olarak kalacaktır. Biz toplu bir açıklama yapılmayacağını bakın söyledik arkadaşlar, ama. Kameraları bir açıklama yapmama kararı aldık. Çünkü konuşmadılar ama bugün yargıda fırtınalar esti. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'na yapılan muamele yargıda deprem etkisi yarattı. Galiba. Ondan sonra evi yüksek yargıçlarla Yargıtay üyesi ziyaretçilerle doldu taştı. Biz Cumhuriyeti ziyaret ettik. Türkiye'yi ziyaret ettik. Teşekkür ederim. Ardından da Yargıtay Başkanlar Kurulu olağanüstü toplandı. 1,5 saat boyunca yargıçlar yargının en üst basamağındaki Kanadoğlu'na yapılanları ve gözaltıları konuştular. İçeride çok sert cümleler kuruldu. O cümlelerin en hafifi yaşananlar endişe vericiydi. Uyumamazlık edebilir miyiz? Mümkün değil tabii. Yani Başkanlar Kurulu gözaltıları, aramaları endişe verici buldu. Sert bir bildiri bekleniyordu. Ama hemen öncesinde Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'ten uyarı geldi. Bildiri gelirse Yargıtay görüşünü, tarafını belli eder dedi Çiçek. Yani İhsan-ı Bey anlamına gelebilecek bir şey yargı kurumları yapmaması gerekir diye düşünüyorum. Bir açıklama yapmama kararı aldık. Açıklama yapmama gerekçeniz ihsas-ı rey olmaması. Tabii olabilir. Elbette ki ihsas-ı rey olabilecek bir takım şeylerden kaçınmak zorundayız. Yargıtay Başkanlar Kurulu yazılı açıklama yapmadı. Ama Başkan Hasan Gerçeker çıkışta konuşmak zorunda kaldı. Ve kısa konuşmada açıklanmayan bildirinin izleri vardı sanki. Arkadaşlarımız bu konulardaki hassasiyetlerini belirttiler. Yeri geldiğinde gerekli şeyleri söyleriz. Toplantıdaki fırtına gizli kalmadı. Yargıçlar tarafından dışarı yansıtıldı. En büyük tepki Ergenekon'un en önemli deliline, telefon dinlemelerine oldu. Telefon dinleme konusunda bir endişe dile getirildi mi telefon dinleme ile ilgili? Ya tabii çeşitli konular görüşüldü ama dediğim gibi... Başkana bu soru soruldu. Çünkü Yargıtay Onursal Başsavcısı Kanadoğlu'nun teknik takibe takıldığı ve teknik izleme altında olduğu anlaşıldı. Zaten tepki de Kanadoğlu'nun takip edilmesindeydi. Yargıtay Başkanlar Kurulu dinlemelerin hukuka uygunluğunu tartıştı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun devreye girmesini benimsedi. Sevgili seyirciler, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk bugün CNN Türkiye konuşurken çok çarpıcı bir ifade kullandı. Özetle şöyle dedi: yüksek yargı mensupları en deneyimli isimler arasında çok hassas süreçlerden geçerek seçilir. Onlara terör örgütü üyesi gibi davranamazsınız. Bu yönde şüpheler varsa bile yolu yöntemi bu değildir dedi. Bir başka açıklama TÜSİAD'dan son gelişmeler hakkında dikkat diyen bir açıklama geldi. Özellikle bir cümle benim çok dikkatimi çekti.
O cümlede şu deniyor. Ergenekon soruşturması öneminin gerektirdiği özen gösterilerek sürdürülmelidir deniyor. Eski baro başkanlarından Turgut Kazan karşımda. Sayın Kazan, sizce de Ergenekon soruşturmasında birçok özensizlikler olduğu söyleniyor. Sizce de özensizlikler var mı? Nedir bunlar? Şimdi tabii bu çok önemli bir suçlama. O yüzden çok önemli bir soruşturma olarak yürütülmesi gerekirdi. Bu nasıl sağlanacaktı? Topluma güven verecek bir soruşturma olacaktı. Toplumda kuşku yaratmayacak bir soruşturma olacaktı. Dolayısıyla da özenle yürütülen bir soruşturma olacaktı. Örneğin Türk insanı, yani büyük bir, bütün bir toplum Susurluk olayında dik durdu. Ona sahip çıkmaya çalıştı. Ve Susurluk'un ortaya çıkmasına, bütün sorunların gün yüzüne de aydınlanmasını istedi, durdu. Ama burada öyle bir soruşturma yürütüldü ki bu ya sadece özensiz değil, belki kasıtlı olarak böyle yürütüldü. Öyle bir soruşturma yürütüldü ki toplumda bir kuşku doğdu. Şimdi bu kuşku doğduğu zaman ve ucu açık bir soruşturma olduğu için en önemli sorun ucunun açık tutulmasıdır Sayın Birant. Şimdi ucu açık ne demek? Şimdi bu gladyatörü bir pisliği temizleyeceksek eğer biz, o zaman bu soruşturma çok iyi hazırlanırdı. Ve şak diye bir anda kimler bulaşmışsa, 50 kişiyse 50, 100 kişiyse 100, 200 kişiyse 200, 300 kişiyse 300, zünün birden toplanması ve süratle soruşturmanın tamamlanması ve iddianameye dönüşmesi gerekirdi. Şimdi Ergenekon ya da gladyatörü bir soruşturmayı yürütürken asla ama asla ucu açık tutamazsınız. Yani birinci operasyon, ikinci operasyon, onuncu operasyon diye bir şey yapamazsınız. Şimdi birinci operasyondan onuncuya gelirken, onuncudaki insanlar eğer gerçekten gladyosa, gerçekten pisliklerin içine bulaşmışsa, zaten bütün delileri karartmış olurlar. O yüzden kuşkuyla karşılanmaktadır. Evet. Ve her dalga ilginçtir. Bir başka toplumsal sorun yaşanırken gündeme geldi. Şimdi biraz önce işte denildi ki bu bir an önce bitmelidir. Sayın Birant, herkes şundan kuşku duyuyor. Bu asla bitmeyecektir. Şimdi rejim tehlikede mi sorunu, evet, ben bilemem tabii. Ben hukukçuyum. Ancak şunu söylerim. Hukuk tehlikededir. Demokrasi tehlikededir. Evet. Ve Türkiye'de yaşayan insanların güvenliği, yani sabahleyin sütçü gelmiştir diye uyanma hakları ölmüştür, öldürülmüştür. Böyle bir soruşturma yürütülemez. 2500 sayfa Sayın Selçuk'un söylediği gibi iddianame olmamıştır. Böyle bir iddianame yazılamaz ve 450 klasörlük bir ek delili olamaz. O yüzden bu sulandırılmış bir soruşturmadır ve Kılıçdaroğlu'nun söylediği doğrudur. Bunun ilk denemesi Van'da yapıldı. Şimdi Türkiye çapında yürütülüyor. Tehlikelidir diyorum. Turgut Kazan, çok çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bir son dakika gelişmeyle hemen tekrar ben Erhan'a dönüyorum. Çünkü evet, son dakika. Özgen Gölbaşı'nın arka taraflarında sesle ulaşmak da çok mümkün değil ama şimdi ben aldım Ankara Polisi Alarm'da Ergenekon soruşturmasında dün gözaltına alınan eski özel harekatçı İbrahim Şahin'in evinde bir kroki bulundu. Krokiler Ergenekon soruşturmasında genellikle yön veriyor. Suikast krokileri, cephanelik krokileri, bunun ne olduğu tam anlaşılamadı ama bu kroki üzerine, bu krokide göl başında cephanelik saklanıyor olabilir şüphesiyle şu anda organize suçlar terörle mücadele göl başında bir kazı çalışmasında bu kroki ile ilgili. Bayağı bir kazı, bir cephane, evet, aranıyor yani şu ya anda. Ya da gizli bir bölmede saklanan bir şey arıyorlar. Tabii bütün bunlar boş da olabilir, o kroki hayali bir kroki de olabilir ama İbrahim Şahin'in evinde bulunan kroki üzerine Ankara'da yeni bir soruşturma başladı ve bu saatte gece yarısına kadar sürecek olan bir operasyonla Ankara'nın uzak bir yeridir Gölbaşı, Ankara'nın dışındadır, insanların çiftlik evleri vardır, mesire yeridir ve farklı Ankara coğrafyasından uzak bir yerdir. Dolayısıyla orada bir kazı çalışması yapılıyor olabilir şu anda. Ergenekon yeni bir boyuta taşınabilir tabii krokicisi ise. Sen Özgen'le konuşup, evet, onu alıp, evet, vereceğiz. Sevgili seyirciler, son dakika gelişmesini, bu son derece önemli gelişmeyi sizlerle bültenimizin sonuna kadar daima paylaşacak ve bültenin sonuna kadar son durumu da bildireceğiz. Şimdi Başbakan Erdoğan akşam saatlerinde işte bu
bütün duyduğumuz bu eleştirilerin muhataplarından biriyle, Adalet Bakanı ile görüştü. Şu sıralarda da köşke çıkması bekleniyor. Işın Su tezkan da orada. Işın Su, köşk bugün önce Orgeneral Başbuğ'u ağırladı. Çok yoğun, çok kritik bir günün sonunda da Erdoğan'ı bekliyor. Şimdi Erdoğan geldi mi? Oradaki trafikten nasıl notlar yansıyor sana? Başbakan Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne çıkmasını bekliyorduk. Ancak az önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nden çıktı ve köşkün hemen karşısında 100 metre ilerisinde bulunan Dışişleri Bakanlığı resmi konutuna geçti. Çünkü orada yaşıyor Abdullah Gül. Ancak bu buluşmanın olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Başbakan Erdoğan da hala Başbakanlık resmi konutunda ve biz biliyoruz ki iki konut arasında bir kapı var, bir geçit var ve Başbakan her an o kapıyı çalabilir ve Abdullah Gül'ün yanına gidebilir. Ergenekon konusunda kapsamlı bir görüşme yapabilir iki isim. Başbakan bugün Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Ancak Erdoğan'ın tek kritik görüşmesi bu değildi. Az önce Başbakanlık konutunda bir zirve daha yapıldı. Erdoğan Ergenekon'u en kapsamlı biçimde değerlendirebileceği iki isimle Adalet Bakanı ile ve İçişleri Bakanı ile bir araya geldi ve askerin hassasiyetlerini konuştu bu iki isimle. Bu zirve az önce sona erdi ancak Başbakan Erdoğan hala Başbakanlık resmi konutunda hemen yan binasında komşusuysa Abdullah Gül kamuoyuna duyurulmasa da biz bu iki ismin bu gece bir araya gelmesini, Ergenekon'u değerlendirmesini bekliyoruz. Yani Ankara'yı uzun bir gece bekliyor Birant. Şimdi sıra bir başka sıcak durakta sevgili seyirciler, Ekrem Açıkel'de, İstanbul'daki Emniyet Müdürlüğü'nde. Ekrem, zanlıların sorgusu başladı mı? Nedir oradaki trafik? Biraz operasyonun merkez üssü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bugün iki önemli gelişme yaşandı. İlki zanlıların sorgulanmasına başlanmasıydı. Hem Ergenekon savcısının gönderdiği sorular hem de el konulan bilgisayarlar ve belgelerden çıkarılan yeni sorular zanlılara yöneltilmeye başlandı. Avukatlar eşliğinde ifade alma süreci tüm hızıyla devam ediyor. İkinci önemli gelişme ise gözaltı sayısındaki artıştı. Hedef kişi listesi 37 kişiden oluşuyordu. Ancak dün akşamdan bu sabaha kadar 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle toplam gözaltı sayısı 41'e çıktı. Yeni gözaltına alınanlar arasında biri vardı ki onun isminin altını özellikle çizmek gerekiyor. Avukat Mustafa Hüseyin Buzoğlu. O da gözaltında. Avukat Buzoğlu hem Ergün Poyraz'ın hem de emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'ın avukatıydı. Bu arada Sivas'ta gözaltına alınan zanlılardan ikisinin İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Şimdi zamanı geriye saralım ve dün akşama dönelim. Bilindiği üzere Ankara'da birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı ve uçakla İstanbul'a getirilmişti. O uçağın içerisinde Kanal D haber kamerası da vardı. Bakın kabin içerisinde bizim kameramız hangi görüntüleri kaydetti? Milli Güvenlik Kurulu eski genel sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç. Ve Genelkurmay eski hukuk müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şener. Çok dalgada gözaltına alındılar ama hiç görüntülenemediler. Ta ki dün geceye kadar Kanal D Haber onları İstanbul yolunda uçakta böyle görüntüledi. Onlar yolculuklarında yalnız değildiler. YÖK eski başkanı Kemal Gürüz, Özel Harekat Dairesi eski başkan vekili, Susurluk hükümlüsü İbrahim Şahin, Profesör Doktor Yalçın Küçük ve Erdal Şahin aynı uçaktaydı. Zanlıların getirilişi sırasında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. O önlemler Ankara Esenboğa Havalimanı'nda başladı. Ergenekon zanlılarıyla aynı uçağa binecek haberciler ve yolcular didik didik arandı. Görüntü çekilmesin diye kameraların ve fotoğraf makinelerinin batarya ve kasetleri alındı, bagaja konuldu. Bütün yolcular oturdu, en son Ergenekon zanlıları geldi. Bileklerinde kelepçe yoktu. Ekonomi sınıfının en önüne yerleştirildiler. Kanal D haber ekibi uçağa küçük bir kamerayla binmeyi başardı. İşte uçağın içindeki görüntüler de bu kamerayla çekildi.
ve gözaltına alınan iki emekli general ilk kez görüntülendi. Tuncer Kılınç ve Erdal Şener ayrı ayrı köşelerdeydi. Bir araya getirilmediler. Sohbet etmelerine izin verilmedi. Moralleri çok bozuktu. Su bile içmediler. Yalçın Küçük ve Kemal Gürüz de bir süre sohbet etti. Onlar havadayken İstanbul'da hareketliydi. Polis Atatürk Havalimanı'nda kuş uçurtmadı. Polis uçakta çekim yaptırmamaya kararlıydı. Zanlılar birer birer koltuklarından kalktı. İşte emekli tümgeneral Erdal Şener inmek için hazırlık yapıyor. Paltosunu giyiyor. Polis bu sırada Kanal D kamerasını fark ediyor. Şener'i çektirmemek için montuyla kameranın önünü kapatıyor. Tamam, uçakta yapmayın. Abi dışarı çıkalım o zaman. Kamera ters tarafa dönüyor. Ve açıya merak edilen bir diğer isim emekli orgeneral Tuncer Kılınç giriyor. Onun yanında da YÖK eski başkanı Kemal Gürüz var. Yani Kılınç ve Gürüz yolculuk boyunca yan yana oturdular. Uçak yanaştı. Artık inme zamanı. Burası da Körük. İbrahim Şahin, Kemal Gürüz, Tuncer Kılınç, Yalçın Küçük ve Erdal Şener birer birer Kanal D kamerasının önünden geçti. Abi dışarıda bak. 6 zanlı daha sonra sağlık kontrolü için adli tıp kurumuna, sonra da emniyete götürüldüler. Sevgili seyirciler, siz de gördünüz uçakta bu görüntüler son derece önemli görüntülerdi ve uçakta İbrahim Şahin'i gördünüz. İbrahim Şahin'in evinde çıkan kroki ile ilgili olarak Ergenekon kazısı halen devam ediyor. Son bilgiler Erhan'da. Evet, şimdi hem Özgen'le konuştum hem de Oranşehir ile, Gölbaşı ile, Eymir Gölü ile birkaç noktayla temas ettim. Çok geniş bir bölge güvenlik şeridi altına alındı. Kokuya hassas köpeklerle arazi kapatıldı. Haberciler de pek yaklaştırılmıyor. Çünkü az sonra belki de kazı daha kritik noktaya ulaşacak. Orayla ilgili çarpıcı bir bilgi var Birant. Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ arazisinin olduğu yer, ormanlık bir alan, Gölbaşı Eymir Gölü. Tam o bölgede de özel harekatın eğitim merkezi var. Polis Koleji'nin özel harekatın eğitim merkezi. İbrahim Şahin de daha önce özel harekat müdürlüğü yapmıştı biliyorsunuz. Şimdi orada bir kazı yapılması çok çarpıcı bir bilgi. O krokiye göre yapılan kazının oradaki özel harekat bölümündeki özel harekatın cephanesiyle bir ilgisi var mı? Ergenekon örgütüyle, Ergenekon'la bir ilgisi var mı? İbrahim Şahin'le veya Susurluk'la mı bir ilgisi var? Bunu belki de gün ışıdığında anlayacağız. Şu anda arazi geniş güvenlik önlemleri arasında güvenlik şeridinin içerisine yani alındı. Kimse, kazı. Evet. Kimse şu anda oraya sokulmuyor. Hayır, anladığım sokulmuyor. Kadarını... Uzaktan görülmesi, ışıklandırılması bile yok. Sadece geniş bir bölgeyi güvenlik şeridine aldılar. Ve yani o bölgede eğer bir cephanelik varsa çok büyük bir cephaneliktir. Veyahut da bir kazı yapılıyorsa bu kazı muhtemelen harfiyat gibi bir kazı yapılıyor olabilir. Çünkü orası açık arazi. Öyle küçük bir alanda bir gizli şey aranmıyor. Açık bir arazide çalışma yapılıyor. Yani çok çarpıcı bir gelişme. Gece boyu Özgen orada olacak zaten. Birazdan da kendisine bir gelişme alacağız. Erhan, devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, İstanbul Emniyeti'nde sorgulanan zanlılardan biri de Barış Dalan. Yani Bedrettin Dalan'ın oğlu. Bedrettin Dalan bugün sessizliğini bozdu. Kanal D Haber'e konuştu ve bakın neler söyledi. 1,5-2 aydır buradayım. Hangi sebeple efendim? Sağlık sebepleri. Ne zaman döneceksiniz, belli mi? Belli, bu ayın sonundan evvel döneceğim nasip olursa. Bu son gelişmeler, bu operasyon geliş tarihinizde bir değişikliğe yol açtı mı? Evet, biraz erken alıyorum. Şu ana kadar son 30 yıldır gelmiş geçmiş bütün genelkurmay başkanlarına bir şekilde yakınım, arkadaşım Hilmi Öztürk hariç. Dün İstek Vakfı'nda ve Yeditepe Üniversitesi'nde ofislerinizde aramalar yapıldı. Oralardan neler alındığına dair bir bilginiz var mı? Alınmış kızım, bilgisayarların hard diskleri alınmış. Bir de 20 sene kadar önce benim bir televizyonda yaptığım konuşmalar vardı. Onları kitap haline getirmiştim. O kitaplar alınmış.
Bir de İstiklal Savaşı'ndan kalan bir kılıç vardı. Tarihi bir kılıç. Onu almışlar, o kadar. Oğlunuzun gözaltında olduğunu biliyoruz. Bu konuda size gelişmeler ulaşıyor mu? Yeni bilgiler var mı size ulaşan? Hayır, gözaltında duruyor şu anda. Hı hı. O beni tabii en çok üzen konu. Babasından dolayı oğlunun mağdur edilmesi doğru bir şey değil. Hakkınızda yakalama kararı var. Geldiğiniz zaman gözaltına alınmanız, sorgulanmanız, belki de tutuklanıp, belki de cezaevine konma ihtimaliniz var. Efendim, korkuyor musunuz? Ben korkuyu tanımadım evladım. Efendim, sizin adınıza... Eğer korkuyu tanısaydım, o Halici o kadar yerleri yıkamadım. Yıkamazdım. Mafyanın yerlerini yıkamazdım. Ben de herkese soruyorum, öyle bir örgüt mü var? Olmayan bir örgütün lideri mi olurmuş? Ben olursam gerçek bir örgütün lideri olurum. Sevgili seyirciler, bu arada size çok ilginç Ankara'daki iki atama hakkında bir haber aktarmak istiyorum. Bakın, kimler hangi görevlere geldi? Baykal'ın sözleri arası. Ve estetik açıdan... Ve yanında da yine... Demirel sağ kolunu aldı, Gül'e verdi. Süleyman Demirel'in yanından hiç ayırmadığı danışmanı, aynı zamanda da doktoru Aylin Cesur, Çankaya Köşkü'ne atandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün baş danışmanı oldu. Daha doğrusu 5 baş danışmanından biri. Ama maalesef kamera çalışmamış bugüne kadar. Ankara'da kritik bir sağ kol değişikliği daha var. Bülent Arınç'ın eski danışmanı da Başbakan Erdoğan'ın yanında. Akif Bekir'den boşalan Başbakanlık basın sözcülüğüne Kemal Öztürk atandı. Öztürk meclis başkanıyken Arınç'a danışmanlık yapıyordu. Adı AKP'ye açılan kapatma davasının iddianamesine bile girdi. Aslında gazeteci kökenli ama Cumhurbaşkanı'na hakaretten basın kartını biraz geç aldı. Televizyonculukta yaptığı belgeselde laiklik karşıtı olduğu için Hüsnü tarafından cezalandırıldı. Atatürk'e dönük pek de alışılmadık iddiaları var. İşte Öztürk şimdi Erdoğan'ın yanında. Gül'ün yanına atanan Aylin Cesur'u ise Türkiye Demirel'in yanından hatırlıyor. 12 yıldır Demirel'in danışmanı, özel kalem müdürü, diyetisyeni, doktoru. Sürpriz bir biçimde Cumhurbaşkanlığında doktor olan kadrosu baş danışmanlığa yükseltildi. Bu jestle özlük hakları arttı, maaşı yükseldi. Gül'e ne kadar danışmanlık yapacak belli değil. Çünkü yine Demirel'in yanında olacak. Sevgili seyirciler, şimdi tabii bölgede bir de müthiş bir savaş devam ediyor. Bu savaştan da, günlerdir üstünde durduğumuz bu savaştan da size son durumu aktarmak istiyorum. Tam Gazze'de tam bir kördüğüm yaşanıyor orada. Bir yandan ateşkes için yollar aranıyor ama bir yandan da savaş alevlerinin önü alınamıyor. İşte en son ve inanılmaz örnek, Birleşmiş Milletler İsrail'in saldırıları yüzünden bölge çok tehlikeli dedi ve Gazze'yi terk etti. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi hava soğuk ama önümüzdeki günlerde havanın ne kadar soğuk olacağını ise bize Seda anlatacak. Seda. Biraz birkaç gündür unuttuğumuz kar geri geliyor gibi. Hava 4 derece birden soğuyacak. Hatta soğumaya başladı bile. Çünkü Abant Gölü buz tuttu. Hava sıcaklığı Abant'ta, Bolu'da -15 dereceye kadar düştü. Göl buz tuttu. Kar kalınlığı da 60 santime kadar ulaştı. Kar makineleri göl etrafındaki yolları temizliyor ve karla kapanan bazı ağaçlar da devrildi. Abant Gölü buz tutarken otellerin çatılarında da böyle 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Trakya bölgesinden giriş yapan hava Marmara bölgesinde bu gece etkisini gösterecek. Yağmur kara dönüşecek. Yarından itibaren özellikle Karadeniz bölgesinde kar yağışı görülecek. Meteoroloji İç Anadolu'da da sis uyarısı yaptı. Bir an Türkiye sıcak gündemi ve soğuk havayı bir arada yaşıyor. Peki dünyada neler oluyor? Amerika'da piyasalarda Walmart depremi yaşandı bugün. Dilim insanın havada asılı kalmasını sağlayacak bir de buluşa imza attı. Şimdi tüm bu haberleri ve aslında daha da fazlasını Kanal D Haber'in internet sitesinden bulmak kalıyor izleyicilerimize. Söyle, ne kadar sevgili seyirciler, tabii bu arada gelişmeler arka arkaya devam ediyor. Yapılan kazı devam ediyor ve
Başka gelişmeler var. Son noktayı Erhan koyacak. Bir son dakika var. Şimdi geldi. Şimdi aradılar arkadaşlar. Ergenekon duruşması bugün rekor bir erteleme verdi. 19 Ocağı kadar Ergenekon duruşması. Bu ama bu bütün soruşturmalarla çok ilgili. Çünkü Ergenekon'un bu şok dalgasıyla ilgili yankılar devam ederken mahkemede uzun bir ara verdi. Bu uzun ara hakikaten mahkemenin başladığından beri bu kadar uzun bir ara verdi. Yani herhalde için. Erhan bu şuna geliyor anladığım kadarıyla. Durun bakalım bu iş pek böyle bilindiği gibi anlaşılıyor. Değil biraz daha anlayalım bakalım bu soruşturmadan eğer bir şey çıkarsa belki başka bir boyut taşıyacak. Ya da bu soruşturmadan bir şey çıkmazsa o soruşturmayı da o yargılamayı da muhtemelen etkileyecek mahkeme heyetini de yanında çok önemli yapacak. Bir gelişme. Son ama tabii önemli. Ankara'da da bir önemli gelişme var. Şu anda kazı devam ediyor. İlk görüntüleri az önce aktarmıştık. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gölbaşı ilçe sınırlarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisinin çevresinde Emir Gölü civarında çok geniş bir alan güvenlik şeridinin içerisine alındı. İçeriye kimse sokulmuyor, güvenlik şeridi çekiliyor. O patika yollar, tel örgüler o araya hiç kimse giremiyor. Şu anda görüntüler de ilk görüntüler bunlar. Polis çok geniş bir önlem aldı, haberciler de giremiyor. Burası Gölbaşı Ankara'nın dışında bir ilçesinin açık arazisi. Burada kazı yapılacak. Ormanın içerisine girecek. Ergenekon'la ne ilgisi var bu kazının? Şu ilgisi var. İbrahim Şahin'in evinde bir kroki bulundu ve bu krokide bu krokiye göre de orada bir cephanelik olduğu iddiası var. Polis şimdi orada bir kazı yapıyor köpeklerle. Bu da çok bir gelişmeydi. Çok müthiş bir gündü. Bu müthiş günde Genelkurmay Başkanı, Başbakan derken ve bir şok kazıyla bu noktaya kadar geldi. Erhan çok teşekkürler sevgili seyirciler. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra paranın notlarıyla karşınızda olacağım. Bizden ayrılmayın. Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayatı. Kararlılıkla çalışıyorsak hiç durmadan... Öncü olmaktan başka bir seçenek tanımıyorsak kendimize. Uzmanlıkla ışık tutuyorsak her bilinmeze. Beraberce yarattığımız bu enerji geleceği aydınlatmaya devam etsin. Haydi Türkiye. Hep birlikte. Daima ileriye. Akbank. Nazaret mene olure çalit senende olure. Türk Telekom'dan yeni bir servis. Bayro. Yurt dışındayken cep telefonu veya laptopla ev ya da iş telefonu tarifesiyle konuşma servisi. Türk Telekom. Ha Kamil, bak sana ne yazdım. Kamil'in sattığı mallar vatandaşın elinde patlar. Kamil'den ağzı yanar, popolosunu rahatlar. Alo? UFO, ısıt hayatı. Mr. Muscle, süper bilim adamı. Bu korkunç kirlerden kurtulamıyorum, çıkartmam çok zor. Aradığınız çözüm bende. Mr. Muscle. Evet. Mr. Muscle mutfak antibakteriyel etki bilimsel olarak formüle edildi. İzleyin. Yağ kiri tek sıkışta kolayca çözer, bakterileri yok eder. Tüm yüzeylerde mükemmel temizlik sağlar. Mr. Muscle yardım et. Üzgünüm, gitmeliyim. Mr. Muscle, zorlu temizlik bilimi. Şimdi Mr. Muscle mutfak ve Mr. Muscle banyo denemeniz için %30 indirimli pakette. 2009'da bütün işaretler mutluluğunuzu gösteriyor. E ne de olsa istikbalde sizi inanılmaz fiyatlar bekliyor. Şimdi yataklar 99 YTL'den ve bazalar 199 YTL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 12 taksitle. Hemen gelin, hemen gülümseyin. Dostluk sıcaktır. Ve hayat onu tüm sıcaklığıyla yaşadıkça güzeldir. UFO, ısıt hayatı. Zeytinyağı mucizesi Besel zeytinyağının içinde. Besel zeytinyağlı, kalp dostu yağlar omega 3 ve 6 açısından zengindir. Besel, kalbini sev. Hello, my name is John. I am
20 years old and live in New York. I love turkey. I love animals. I love you. Hayda sadece 14.99'a istediğin kişi o. Smile hediyesi 444-3375. Yeni Infinity Antep fıstık. Antep fıstığı parçalarıyla dolu %100 Magnum çikolata. Magnum çikolata asla daha azıyla yeşilme. Sevgi sıcaktır. Ve hayat onu tüm sıcaklığıyla yaşadıkça güzeldir. UFO ısıt hayatı. Yeni Glade Sensen Spray. Diğer otomatik spreylerin aksine hareket sensörü sayesinde sadece ihtiyacınız olduğunda spreyler. Boşa pardım harcamaz. Her spreyden sonra 30 dakika bekler. Beklemek istemezseniz düğmesine basmanız yeterli. Glade'den yeni akıllı sprey. Denemeniz için %40 indirimli. Vivident Cube. Uzun süren ferahlık. Dividend Q. Gün biter, ferahlığı bitmez. Daha formda hayata, şekersiz limonata. Yenilikçi Uludağ'dan şekersiz limonata. Daha formda hayata, şekersiz limonata. Yenilikçi Uludağ'dan şekersiz limonata. Uludağ şekersiz limonata. Ev yapımı tadında. Aşk sıcaktır. Ve hayat onu tüm sıcaklığıyla yaşadıkça güzeldir. UFO ısıt hayatı. Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO ısıt hayatı. Sevgili seyirciler, son dönemin en kritik, en uzun gününü meclis bahçesinden paylaştık. Ankara dün Ergenekon depremiyle sarsıldı. Bugün o depremin artçı sarsıntılarıyla ayağa kalktı. Hemen söyleyeyim, bu deprem piyasaları da etkiledi. Doların ateşi yine yükseldi. Euro dersek, euro da çıkışa geçti. Borsa daima siyasi gerilime düşüşüyle tepki verir, öyle oldu. Altında 42 liranın üzerinde. İşte piyasalar böyle etkileniyorsa Ankara'nın durumunu tahmin etmek zor değil. İnanın şu dakikalarda bile başkent trafiği durulmuş değil. Hala her köşede bir toplantı var. O gelişmeleri de yarın akşam perde arkasıyla birlikte ekrana getireceğim. O zamana kadar hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.